Merhabalar dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle plak isimli oynamaya devam ediyoruz. Senaryoları artık neredeyse bitirmek üzereyiz. Yapay organlar senaryosunu oynamak istiyorum. Çok güzel sevdiğim bir senaryo. Normalde bunu virüs modunda oynayıp videosunu çekmiştim ama yorumlarda bir arkadaşım hep virüste oynuyorsun. Başka bölümlerde oynama imkanın var mı dediği için ben bunu nano virüste oynayacağım. Yani çok fark etmiyor ama nano virüste şunu yapmak mutlaka gerekiyor. Bu İlk kutucukta katalitik de değişimi seçmek gerekiyor arkadaşlar. Nedenini oyunun sonunda size e, göstermeye çalışacağım. Üçüncü kutuda da yetenek maliyetlerini seçiyoruz. İlk kutuda dediğim gibi mavi baloncuklardan bize puan vermemizi sağlayacak gen kutucuğunu seçiyoruz. Dördüncü kutucukta da Darwinci geni var. Hastalığımızın mutasyona uğraması için. Şöyle kısaca nanovirüste neler vardı? Bir hatırlayalım, hatırlayalım. E, kod parçasını durdurmayla beraber işte yayılım hızını artırabiliyorduk. Radikal işte bilmem ne geniyle beraber de tedavi hızını azaltıyorduk. Oraları hızlıca geçtim. Siz zaten isterseniz durdurup okuyabilirsiniz. Videonun çok uzun olmasını istemediğim için oraları geçiyorum. Şimdi nanovirüs laboratuvardan kaçan bir virüs olduğu için zaten otomatikman tedavi tedaviyle başlıyor. Oyunumuz tedavi hızlı bir şekilde ilerliyor ama hiç merak etmeyin. Oyunun sonlarında mümkün olduğu kadar tedavi hızını yavaşlatacağız. Şimdi kemirgen kuş ve koyunlardan giderek yayılma yolunda hastalığın kendi kendine mutasyon geçirmesini sağlamayı düşünüyorum. Şimdi ilk olarak kod parçası durdurma özelliğini bir seviye yükselttim. Tedavi hızı neredeyse %50'ye geldi. Radikal ele elementleri dengeleme genini bir seviye yükseltiyorum. Gördüğünüz gibi tedavi hızım %25'e tekrardan geri düştü. Şimdi yetenekler kısmından hemen kod bölümünü durdurmayı 2 seviyeye getiriyorum Kod bölümünü durdurma 3 seviye geldiği zaman arkadaşlar çok e, Efsanevi bir bulaştırıcılık öz özelliği kazanıyoruz Ondan öncesinde belirtilerde en azından deri lezyonlarını açmaya çalışıyorum ki e, Onun 3. seviye getirdiğimiz zaman e, Daha fazla daha fazla kişiye bulaştırabilelim Anemi belirtisi mutasyonu orada güzel E, yapay organlarda şöyle bir mantık var arkadaşlar. deri lezyonlarını hemen yükselttim. Şimdi burada şifreleme halini yükseltmem gerekiyor tedavi hızını yavaşlatmam için. Şimdi yapay organlar bizim hastalığımız ölümcül olduğu zaman e, işte yapay organları keşfediyorlar ve bu keşif sayesinde e, hastalık öldürmüyor. Yani yapay organlar olduğu için insanlar ölmüyor. E, belli bir yerden sonra hastalık çok aşırı şiddetlenirse e, şimdi burada şifreleme ihlalini 2 seviye yükseltiyorum. Ee, neyse burada birazcık DNA puanlarını toplamak için oyuna odaklanacağım. Ee, zaten oyunda ileride duran bir süreç olacak. O zaman size gösteririm. Şimdi bu iki geni de 3 seviyeye çıkardığım için hem tedavi çok fazla yavaşladı. Hem de bulaşma hızını görüyorsunuz. Bulaşma seviyesi en sonda. Zaten hızlı hızlı diğer ülkelerde bulaşmaya başladı hastalığımız. Yeni küçük hastalık yayılıyor. Bizi tespit ettiler. Çok da önemli değil. Zaten tedavi geliştirmeye başlamışlardı. Şimdi yetenekler kısmında ölüm stazını açıyorum. Ölüm stazını açtıktan sonra nanovirüste bir gen daha var arkadaşlar. Bu arada çoğaltıcı problemini çözdüler. O da ilaç direncini iki seviyeye çıkarttıktan sonra çıkıyor ki ilaç bağışıklığı. İlaç bağışıklığında. Açtıktan sonra genetik sertleşmeyi hemen iki seviye yükseltiyorum zaten çok fazla DNA fağını istemeyecek Bu arada te te e tedavi önleyici problemini de çözdüler Tedavi şu an %60'larda Genetik sertleşmeyi de iki seviye yaptıktan sonra soğuk direncini iki seviye yapmam gerekiyor Bu arada hala yayılmaya yeteri kadar DNA fağını harcayamadım birazdan e oralara da gerekli yatırımları yapacağım Hala sağlıklı ülkeler var bunların hepsine birazdan hastalığı bulaştıracağız ee, Konuşmak istediğim bazı şeyler var ama oyunun şu dönem geçtikten sonra e, konuşuruz Şu an biraz daha böyle oyuna aktif bir şekilde odaklanıp oynamam gerekiyor İleride zaten durağın bir dönem olacağını düşünüyorum Tedavi hızımız %66 Bir yandan da tedavi hızını kontrol ediyorum Şimdi burada soğuk direncin 2 seviyeye çıkarmam gerekiyor soğuk direncin 2 seviye yapıyorum Soğuk direncini iki seviye yaptıktan sonra artık e, ısı direnci ya da e, o sıcaklıkla ilgili dirençlere herhangi bir yatırım yapmam diye düşünüyordum ki e, yani oyuna bakarak oynuyorum. Şöyle Fas vesaire falan bu sıcak ülkelere yayılmadığını görünce hemen sıcak direncini yükselttim. Şimdi burada ekstrem zoonoz genini açmam gerekiyor ki çok fazla bir şekilde mutasyon geçirebilsin hastalığımız. Dediğim gibi belirtilere çok fazla yatırım yapmayı düşünmüyorum. Ha, evet arkadaşlar yapay organ, organlar hayat kurtarmak için geliştirilmeye başlandı. Şimdi e, bu yapay organlar olduğu için bizim hastalığımızın ölümcüllüğü hiçbir şekilde artmayacak. Yani istediğimiz bütün genleri açalım artmayacak hastalığımız öldürmeyecek çok yavaş öldürecek. O yüzden de benim kazanabildiğim kadar vakit kazanmam gerekecek. Şu an sadece Grönland'a hastalık bulaşmadı. Umarım orayı da bulaştırırız diye düşünüyorum ki zaten bu videoyu izliyorsanız bulaştırmışızdır. Şimdi burada hemen genetik karışıklığı yükseltiyorum. Tedavi hızını olabildiğince azaltmak istiyorum. Genetik karışıklığı 3 seviye yükselttim. zaten yetenek maliyetlerini arttırmayan gen ile oyuna girdiğim için gördüğünüz üzere fazla da DNA puanım gitmedi oraya. Hastalığımız bir yandan kendi kendine mutasyon geçirmeye devam ediyor derken Grönland'da da hastalığımız bulaştı. Artık rahatım arkadaşlar. Artık ölü doku yenini açıyorum. Ee, mesela bakın hastalığın ölümcüllüğü birazcık arttı. Ee, ama yapay organlar sayesinde, yapay organlar nedeniyle hemen tekrardan geri düştü. Bu arada şimdi neden mavi baloncuk seçtiğim kısmına gelecek olursak tedavi hızı arkadaşlar yani %75'lerden sonra aşırı bir şekilde yavaşlayacak ve ben bu mavi DNA baloncuklarıyla güzel güzel DNA puanlarını toplamaya devam edeceğim. Bu şekilde hastalığı şiddetlendirmeye devam edeceğim. Bu sayede de yapay organları işlevsiz bir vaziyete getirmeye çalışacağız. Şimdi Grönland'ın neredeyse tamamı hasta olmak üzere akciğer fibrozu meydana geldi. Girdiğim Darwinci geni sayesinde ve bu ekstrem zonoz özelliği sayesinde hastalığımız kendi kendine mutasyon geçirmeye devam edecektir. Dünyada hiç sağlıklı insan kalmadı. Artık benim e, elimdeki DNA puanlarının tamamını belirtiler kısmına e, harcayabilirim. Bu arada belirtiler kısmına harcarken de ucuz genleri ben kendim açmaya çalışıyorum ki pahalı olan genler kendi kendine mutasyona uğrasın. E, bu arada oyunumuz artık durağan bir sürece girdi. Şundan dolayı durağan bir sürece girdi. Şimdi bütün dünyaya hastalığımı bulaştırdım mavi baloncuklardan DNA puanı gelmesini bekliyorum. Mavi baloncuklardan DNA puanı geldikçe bu ucuz olan genleri ben kendim tek tek açacağım. Bu sayede de hastalığın daha da şiddetli olmasını sağlayacağım. Zaten nanovirüs bölümünde bir yerden sonra tedavi hızı çok yavaşlıyordu. Şimdi bu bol vaktimde ben size yapay organlarla ilgili eee özetli şu şekilde anlatayım arkadaşlar. Daha doğrusu yapay organlar organlar senaryosundaki olay nedir şu şekilde anlatayım. Normalde biz bu ölü doku işte dizanteri, organ yetmezliği, koma vesaire gibi özellikleri açtığımız zaman hastalığımız çok şiddetli bir şekilde ölümcül oluyordu fakat bu geliştirilmiş olan yapay organlar sayesinde Hastalık çok hızlı bir şekilde öldürmüyor Yaklaşık şöyle bir 400 milyon 500 milyon milyon insan öldükten sonra ve eğer hastalık çok şiddetli bir şekilde geliştirdiyseniz siz o zaman işte yapay organlar iflas ediyor çok hızlı bir şekilde tekrardan hastalığımız ölümcüllük kazanıyor Şimdi ben burada mümkün olduğunca bu koma organ yetmezliği dizanteri genlerine kadar hastalığımı belirtilerini geliştirmeye çalıştım Şimdi tedavi hızım yüzde 85 ama tedavi hızının yavaşlayabilmesi için ben elinden gelen her şeyi yaptım zaten. Artık daha fazla da e, hızlanacağını düşünmüyorum derken Aikur cihazını duyurdular. Bu da birazcık tedavi hızını hızlandıracaktır ama çok da önemli değil. Mavi baloncuklardan DNA puanı toplamaya devam ediyorum bir yandan da Koma ve organ yetmezliğinin kendi kendine mutasyona uğramasını Umut ediyorum ki büyük ihtimalle de uğrayacaktır zaten çünkü ekstrem zoonoz kısmını açtım e, Koma için DNA puanım yetiyor onu ben kendim Açıyorum burada Bu arada Şöyle bir durum var arkadaşlar yani yapay organlar için ben bütün belirtileri anında açayım ve ee, hastalık daha doğrusu yapay organlar hemen iflas etsin vesaire falan durumu olmuyor uzun bir süre e, yapay organlar bu şekilde hastalığın öldürmesini engelliyor yani sizin bu oyun sonuna doğru çok ciddi anlamda vakit kazanmanız gerekiyor virüs oynarken bu durum biraz daha e, kolay oluyor ama ben virüs değil de bu sefer de senaryoyu işte bu şekilde nanovirüsle göstermek istedim. Mesela hemorajik şok 66, organ yetmezliği 78 şeklinde çok fazla DNA puanları istiyor. Yani bunu biriktirmeye de çalışabilirim ama gönlüm kendi kendine mutasyona uğramasından yana. O yüzden ben nöbetleri de geliştirdim. Mesela bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar Balkan ülkeler halkındaki yapay organlarda işlev bozukluğu oldu. İşte yeni bir düzenleme yayınlanmadan önce toplu zayiatlar meydana geldi diyor. Şiddetli acı veren işle bozukluğu gelişmiş organlarda. Organlar yavaş yavaş iflas etmeye başladı arkadaşlar. Bu işte yakın zamanda hastalığın çok ölümcül olacağına dair bize minik bir sinyal çakıyor. Bu arada umarım iyisinizdir arkadaşlar. İzolasyon iyi gidiyordur. Umarım dışarıya çıkmıyorsunuzdur. Kendinizi mümkün olduğunca hastalıktan, virüsten izole ediyorsunuzdur. İnanın bugünlerde evde kalmanız çok önemli. Artık yavaş yavaş bu hastalığın pik yapma dönemine doğru girmiş bulunmaktayız. Evinizde kalın, kendinizi, sevdiklerinizi koruyun diyorum. bu e, Yani bu uğurda da evde kalırken canınızın sıkılmaması için ben yine her gün kanala video atmaya çalışacağım sözünü sizlere verebilirim. Yani sizi bir dakika da olsa, beş dakika da olsa evinizde bu videonun başında tutabiliyorsam ne mutlu. Ee, hep söyleyeceğim. Virüs Türkiye'ye gelene kadar bunu söylememiştim ama e, evinizde kalın arkadaşlar. Oyun gerçek olmasın. İlla gerçek olmayacak yani bu kadar ağır bir şekilde değil de illaki bu virüsü insanlık durduracaktır. Bu arada organ yetmezliği mutasyonu uğradı benim için gayet güzel bir durum. Deliliği de ben kendimi yükselttim. Şu an çok güzel durumdayız derken kurbanların organlarını dışarıya doğru çıkardı diyor hastalık insanlar korkunç ölümlere yol açan yapay organları reddediyorlar bu da demek oluyor ki hastalığın artık ölümcül olacaktır ölü hızını takip edebilirsiniz az evvel 100 bin 100 bin artarken bir anda 10 milyon 20 milyon 30 milyon artmaya başladı en son ne diyordum illa ki bu koronavirüsü biz insanoğlu durduracaktır. Ama önemli olan en az zaviyetle bu hastalığı atlatabilmek. Bu arada hastalığın ölümcüllük hızını görüyorsunuz. Artık yani anında milyonlar öldürüyor ki zaten ölümcüllük seviyesinde görüyorsunuz. Ben buradan DNA puanımın yettiği bütün belirtileri tek tek kendim açacağım. Tedavi hızı %90'larda kaldı. Yapay organlar senaryosu da bu şekildeydi arkadaşlar e, Nanovirüsle oynadım Uzun zamandır da kanalın nanovirüs videosu atmıyordum e, Bu da e, Yani Artık Biraz daha çeşitlilik olsun diye bu şekilde yapmış olalım Oyunu bu şekilde kazanmış olduk arkadaşlar ben size oyun sonunda Oynamadığımız senaryoları gösteririm siz oradan oynamamı istediğiniz senaryoyu seçebilirsiniz Oynamamı istediğiniz senaryoyu Oynamamı istediğiniz e, oyun modunda da seçebilirsiniz örnek veriyorum işte e, Hani küresel ısınmayı oynadım zaten ama mesela oynamamış olsaydım küresel ısınma işte mantar modunda vesaire falan Bu şekilde geri bildirimler yaparsanız ben yorumları e, Takip edip ona göre Onu oynamaya çalışırım Hastalığın grafiğini burada size gösterdim aldığım puanı da gösterip birazdan Oyunu bitiririm. En sonda da senaryolar kısmını göstereyim. Siz oradan seçersiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşebilmek dileğiyle. Sağlıcakla kalmak için evinizden çıkmayın arkadaşlar. Yakınlarınızda çıkartmayın. Zorunlu haller dışında. Görüşürüz. Sağlıcakla.